Herkese merhaba. PyQt 5 ile arayüz programlama derslerine 8. dersimizle devam ediyoruz. Bu dersimizde kod yazarak signal slot bağlantısının nasıl yapıldığını öğreneceğiz. Biraz uzun ve yorucu bir ders olabilir ama bu dersi tamamladığımızda PyQt 5 ile arayüz geliştirmenin temellerini atmış olacağız. Bundan sonraki derslerimizde arayüz elemanlarını ve Qt'nin sunmuş olduğu sınıfları nasıl kullanacağımızı öğreneceğiz. Bundan sonrası daha kolay olacak. Önemli olan bu aşamaya kadar gelmekti. Eğer dersleri başından itibaren bu aşamaya kadar düzenli bir şekilde izlediyseniz, bundan sonrası sizin için de daha kolay olacaktır. Lafı uzatmadan hemen ders içeriğine bakalım. Bir önceki dersimizde Qt Designer ile Signal Slot bağlantısının nasıl yapılacağını öğrendik. Bu grafiği bir önceki derste de göstermiştim. Bu derste kod yazarak Signal Slot bağlantısının nasıl yapıldığını öğreneceğiz. Burada connect fonksiyonunun kullanımını, @PyQtSlot fonksiyonunun kullanımını ve PyQtSignal fonksiyonunun kullanımını öğreneceğiz. Bu fonksiyonların ne işe yaradığını, avantajlarını, dezavantajlarını örnekler üzerinden göstereceğim. Öncelikle bir önceki derste yapmış olduğumuz tasarımı açalım. Bu tasarımda yatay kaydırıcıya bir etikete bağlamıştık. Hemen Edit Signal Slot moduna geçiyoruz. F4 kısa yol tuşumuza. Burada gördüğünüz gibi yatay kaydırıcının değer değişti sinyalini Label'ın yani etiketin SetNum fonksiyonuna bağlamıştık. Widget moduna geçelim. Hazırlamış olduğumuz arayüze bakalım. Gördüğünüz gibi yatay kaydırıcının değeri değiştiğinde etikete de bu yatay kaydırıcının o anki değeri yazdırılmaktadır. Bir önceki dersimizde arayüz elemanlarının yani parçacıkların ön tanımlı sinyalleri olduğundan bahsetmiştik. Bunun nasıl öğreneceğimizden bahsetmiştik. Bunun birkaç farklı yolu daha var. Öncelikle dersimize bunları öğrenerek başlayalım. Daha önce de birçok kez belirttim. Sadece benim gösterdiklerimle sınırlı kalmayın. Kendiniz de bir şeyler yapabilin diye bu ulaşabileceğiniz kaynakları da göstermek istiyorum. Ön tanımlı sinyalleri nasıl gördüğümüzü tekrar edelim hemen hızlıca. Burada parçacığımızın üzerine gelip bir başka parçacığa doğru bir işaret tanımlayabiliriz veya boş bir yere bir işaret tanımlayabiliriz. Onu tanımladığımızda Configure Connection sayfası açılıyordu. Burada da yatay kaydırıcının sahip olduğu ön tanımlı sinyalleri görüyorduk. Bunu herhangi bir diğer parçacıklar için de yapabiliriz. Bunu öğrenmiştik. İkinci bir yol ise PyQt 5'in kullanım kılavuzundan bu bilgilere ulaşabiliriz. Hemen PyQt 5'in kullanım kılavuzunu açalım. PyQt 5'in kullanım kılavuzuna farklı yollarla nasıl ulaşacağınızı önceki derslerde gösterdiğim için o aşamaları atlıyorum. Burada arama butonuna Qt Designer'da kullanmış olduğumuz veya kullanmayı planladığımız parçacığın sınıf adını yazıyorum. Yani tekrar Designer'ımızı açalım. Burada yatay kaydırıcının sınıf adına Object Inspector bölümünden bakıyorum. Sınıf adı Q Slider'mış. Etiketimizin ise sınıf adı Q Label'mış. Ben bu isimleri arama butonunda aratacağım. Hemen yazıyoruz. Q Slider dedik. Ve burada Qt'nin yani orijinal C++ dokümanlarına yönlendiriliyoruz. Bu QSlider sınıfının kullanma kılavuzu. Burada birçok özellikten bahsediliyor. Biz burada sinyallere bakacağız. Evet, burada QSlider sınıfının sahip olduğu sinyalleri görebilirsiniz ve bunlar hakkında da detaylı açıklamaları görebilirsiniz. Yalnız bunlarla ilgili Türkçe kaynak yok. İngilizce dokümanlar, Google Translate gibi çeviricilerle Türkçe'ye çevirip anlamaya çalışabilirsiniz. Buradan bizim kullandığımız value change sinyali vardı. Buna tıkladığımızda da burada kısa bir açıklama var. Örnek koymamışlar. Bir de etiket için ön tanımlı slot kullanmıştık. Onların hangisini kullanacağımızı nereden öğrenebiliriz diye bir soru geliyorsa aklınıza. Burada da siz diyelim bir arayüzünüzde etiket kullanmak istiyorsunuz. Bunun ön tanımlı hangi sinyalleri var, hangi slotları var? Bu dokümanlar vasıtasıyla bu bilgilere ulaşabilirsiniz. Burada da gördüğünüz gibi public slots
Başlığı altında bizim daha önce kullandığımız, bir önceki dersimizde kullandığımız setNum slotunu görüyoruz. İki tane setNum fonksiyonu varmış. Biri integer değer alıyormuş, diğeri double değer alıyormuş. Buna da tıkladığımızda burada bu slot hakkında açıklamaya ulaşabilirsiniz. Siz de bu şekilde arayüz tasarımı yaparken öğrenmek istediğiniz parçacığa ait fonksiyonları, slotları, işaretleri, sinyalleri bu şekilde öğrenebilirsiniz. Bir önceki derste yapmış olduğumuz tasarımı proje dosyamıza kaydediyoruz. Daha sonra dönüştürücümüzle bunu Python kodlarına dönüştürüyoruz. Ve projemizi açıp çalıştırıyoruz. Gördüğünüz gibi Qt Designer ile yapmış olduğumuz tasarım projemizi de çalıştırdığımızda düzgün bir şekilde çalışıyor. Bu Qt Designer tasarımının Python kodlarına dönüştürülmüş haline bakacak olursak ne demiştik? Bu yapmış olduğumuz tasarımı Python'un anlayacağı şekilde çevirdiğini söylemiştik. Burada da daha önceki yapmış olduğumuz tasarımlarda hiçbir bağlantı kullanmıyorduk. O yüzden de böyle connect ifadesine denk gelmezsiniz. Daha önceki yaptığımız derslerdeki tasarımlarda. Burada Qt Designer ile bir tasarım yaptığımızda bu tasarımı da Python kodlarına dönüştürdüğümüzde burada connect fonksiyonuyla ilgili işlemin yazıldığını görüyoruz. Burada yatay kaydırıcımızın nesne adı, kullanılan sinyal ve etiketin slotu connect fonksiyonu ile bağlanmış. Biz de bu bağlantıları kod yazarak nasıl yapacağımızı bu derste öğreneceğiz. Şimdi tekrar Qt Designer'a dönerek öncelikle hazır bir slot kullanmak yerine kendi slotumuza bir bağlantı yapalım. Daha sonra da connect fonksiyonun kullanımına geçeceğiz. Qt Designer'da Signal Slot Editor bölümünde daha önce yapmış olduğumuz Signal Slot bağlantısını eksi tuşuna basarak kaldırıyoruz. Şimdi yeni bir bağlantı yapacağız. Tekrar F4 tuşuna basarak Signal Slot moduna geçtik. Parçacığımızın üzerine geliyoruz. Burada etiketin ön tanımlı slotunu kullanmayacağız. Kendi yazmış olduğumuz slotu kullanacağız. Onun için de kaydırıcının üzerinde mouse'umuzun sol tuşuna basıyoruz. Ve bunu etikete değil de boş bir yere bırakıyoruz. Bu bıraktığımız yer aslında main window. Biz de bu slotu main window'un bir fonksiyonu olarak yazacağımız için etikete götürmüyoruz ve bu main window üzerinde bırakıyoruz. Burada bir önceki dersten farklı olarak edit butonunun aktif olduğunu görüyoruz. Eğer biz bu bağlantıyı label üzerinde yapmak isteseydik, bu edit butonunun pasif durumda olduğunu yani kullanılamadığını görecektik. Hemen onu da gösterelim. Bunu iptal ediyoruz. Burada etikete götürdüğümüzde sadece onun ön tanımlı slotlarını kullanabiliyoruz. Bu edit butonu kullanılamıyor. Bunu tekrar iptal edelim. Bu bağlantıyı boş bir yere bırakıyoruz. Yine aynı sinyali kullanacağız. Fakat slot kendi yazdığımız slot olacak. Edit butonuna basıyoruz. Signal slot bağlantısı sadece işaretler ve slotlar arasında olmaz. İşaretler ve işaretler arasında da olur. Bunu dersin ilerleyen bölümünde hem bahsedeceğim hem de örnek üzerinde göstereceğim. O yüzden de burada iki seçenek mevcut. Biz bir slot tanımlayacağız. Yani yatay kaydırıcının değer değişti sinyalini yeni tanımlayacağımız bir slota bağlayacağız. Buradan yeşil add butonuna basıyoruz. Burada bir slot adı vermemiz gerekiyor. My slot diyelim. Çok orijinal bir şey olmadı ama bizim slotumuz olduğunu belli eden bir isim. Okey diyoruz. Tekrar value change sinyaline tıkladığımıza emin olduktan sonra slot olarak my slot'u seçiyoruz ve okey diyoruz. Kaydırıcının değer değişti. Sinyali bizim slotumuza bağlandı. Ama bir önceki derste size önemli ve kritik bir uyarıda bulunmuştum. Burada sinyaller ve slotlar arasında gönderilen yani bu tanımlanan sinyaller ve slotlar
içerisinde gönderilen parametrelerin tiplerinin ve sayısının eşit olması gerektiğinden bahsetmiştim. Burada integer bir değer geliyor ama biz o değeri alamıyoruz çünkü tanımlamadık. Bunu tanımlamamız gerekiyor. O yüzden bu signal slots bağlantısını iptal ediyorum. Onu da signal slot editörde yapmış olduğum bağlantıya tıklayıp X tuşuna basarak bu işlemi yapıyorum. Tekrar yatay kaydırıcı için bir tanımlama yapalım. Yeni bir slot tanımlayacağım. Edit diyorum. Hatta bir öncekini silelim. Karışıklık olmasın. Şimdi istediğimiz bağlantıyı gerçekleştirmiş olduk. Yatay kaydırıcının değer değişti. Sinyali MySlot adında bizim tanımlamış olduğumuz slota bağlandı. Tekrar widget moduna geçebiliriz. F3 tuşuna basarak yapmış olduğumuz tasarımı kaydediyoruz. Dönüştürücümüz ile dönüştürüyoruz ve projemizi açıyoruz. Projemizde yapmış olduğunuz bağlantıyı kontrol edebilirsiniz. Connect fonksiyonu daha önce label'ın bir ön tanımlı slotuna bağlıyken burada main window projesinin my slot adında slotuna bağlanmış durumda. Bu slot da ön tanımlı olmadığı için bu slotu bizim kendimizin yazması gerekiyor. Hemen burada yazalım. Etiketlerin set text adında fonksiyonu var. Bu fonksiyonla etikete değer yazabiliyoruz. Bunu yine ilerleyen derslerde bahsedeceğim. Ama burada örnek yapabilmemiz için bu fonksiyonu kullanmamız gerekiyor. Hemen kullanalım. Yatay kaydırıcıdan gönderilen integer yatay kaydırıcının o anki değerini belirten değişkeni index adında alıyoruz ve onu etikete yazdırıyoruz. Bu yalnız integer bir değer olacağı için bizim bunu string'e çevirmemiz gerekiyor. Onu da str fonksiyonu kullanarak yapıyoruz. Yapmış olduğumuz bağlantının çalışıp çalışmadığını kontrol edelim. Gördüğünüz gibi yapmış olduğumuz bağlantı başarılı. Hatta bir önceki designer tasarımından farklı olduğunu göstermek için buraya farklı şeyler de yazalım. Python'da iki string'i artı ifadesiyle toplayabiliyorsunuz. Bizde değer eşittir. Almış olduğumuz index değerini tek bir string olarak toplayarak yazdık. Gördüğünüz gibi yatay kaydırıcının değeri değiştiğinde bu değeri index değişkeniyle alıyoruz ve etikete setText fonksiyonu ile almış olduğumuz değeri yazdırıyoruz. Kod yazarak signal slot bağlantısı yapmanın ilk aşamasını gerçekleştirmiş olduk bu yapmış olduğumuz işlemle. Bir sonraki aşama ise connect fonksiyonu kullanımı. Connect fonksiyonunu biz kendimiz yazacağız. Onun için de Designer'da yapmış olduğumuz bağlantıyı iptal etmemiz gerekiyor. Çünkü bu bağlantıyı biz yapacağız. Designer'ı açıp hemen bağlantıyı iptal edelim. Designer'ı açtık. Signal Slot Editor'da yapmış olduğumuz bağlantıyı iptal ediyoruz. Burada yıldız görüyorsanız bu kaydedilmemiş anlamına geliyor. Bunu kaydediyoruz. Dönüştürücümüze dönüştüreceğiz. Ve projemizi tekrar açalım. Projemizde az önce Designer'da yapmış olduğumuz bağlantıyı gösteren connect ifadesini görüyorduk. Şimdi neresine bakarsanız bakın hiçbir yerde connect ifadesi geçmiyor. Hatta aratabiliriz de. Burada connect slots by name yazıyor. Bu az önceki durumda da yazıyordu. Bunun bizim yapmış olduğumuz bağlantıyla doğrudan ilgisi yok. Yani şu an Qt Designer tarafında herhangi bir bağlantı yapılmadı. Bunu da kontrol edebiliriz. Projemizi çalıştıralım. Yatay kaydırıcının değerini değiştirdiğimizde herhangi bir değişiklik olmuyor. Yani bu da bizim designer tarafında bağlantı yapmadığımızı garanti altına alıyor. Şimdi bağlantıyı kod yazarak connect fonksiyonu ile biz yapalım. Bir önceki derste de belirtmiştim. Signal slots bağlantısı yapabilmek için
Öncelikle senaryonun belirlenmesi gerekiyor. QT Designer üzerinden anlatalım. Senaryomuzda sinyalin kaynağı yatay kaydırıcı. O yüzden de öncelikle sinyalin kaynağı olan parçacığın nesne adını yazıyoruz. Nesne adı horizontal slider. Emin değilseniz de arayüz üzerinden yani QT Designer'dan bunu teyit edebilirsiniz. İkinci olarak bu parçacığa ait ön tanımlı sinyali yazacağız. O da value change sinyali. Onu yazıyoruz. Bunun integer değer almasını istiyorum. Daha doğrusu değer göndermesini istiyorum. O anki pozisyonunu bilebilmem için. Ve connect fonksiyonu yazıyorum. Burada da bu sinyali bağlayacağımız slot'u yazıyoruz. Slot da bizim buradaki QMain Window'dan türettiğimiz dersler 7 sınıfında tanımlayacağımız için self ifadesiyle yazıyoruz. Az önceki yazmış olduğumuz slot'a gitsin. Tekrar yazmayalım. Yani yatay kaydırıcının değer değişti sinyalini dersler 7 sınıfında tanımlamış olduğum myslot fonksiyonuna bağladım. Çalışıp çalışmadığını kontrol edelim. Gördüğünüz gibi yapmış olduğumuz bağlantı düzgün bir şekilde çalışıyor. Böylelikle connect fonksiyonunu ve kod yazarak nasıl signal slots bağlantısı yapacağımızı öğrendik. Dersin başında gösterdiğimiz grafiğe geri dönelim. Connect fonksiyonunun kullanımını öğrendik. Şimdi signal slots bağlantısını at pyqt slot fonksiyonu, daha doğrusu bu dekorlayıcı diye geçiyor, dekoratör diye geçiyor. Bununla nasıl yapıldığını görelim. At pyqt slot kullanımına geçmeden önce burada yani iki derste, 7. derste ve 8. derste yapmış olduğumuz şeyleri bir kısmını not aldım ben blog yazısı olarak. Hepsi burada yok. Videolar daha detaylı. Ama hatırlatıcı olması bakımından hem ben ders anlatırken hem de siz daha sonrasında eğer nasıl yapılıyordu diye bakmak isterseniz bu yazıya bakabilirsiniz. Burada da kod yazarak connect fonksiyonunu anlattık. İkinci olarak da at pyqt slot fonksiyonu ile bağlantının nasıl yapıldığını göreceğiz. Burada önemli bir kriterimiz var. Biz slota istediğimiz ismi veremiyoruz. Slot ismi belli bir formatta olması gerekiyor. O format nedir diye bakacak olursak başına 10 yazıyoruz. Daha sonra nesne adını yazıyoruz. Ve daha sonra da kullanacağımız sinyalin adını yazıyoruz. Bunun nereden kaynaklandığını çok kısa Qt Creator üzerinden göstermek istiyorum. Yani C++ ile Qt'yi kullanmak istiyorsanız Qt Creator kullanımını tavsiye ederim. Ama PyQt 5 ile arayüz geliştirmek için bunlara ihtiyacınız yok. Ben sadece yapmış olduğumuz işlemlerin sebebini sorguluyorum. Daha iyi öğrenebilmeniz için. Bunu da hemen çok kısa göstereceğim. Aynı tasarımı yaptım. Burada yatay kaydırıcıya sağ tıkladığımda Qt Creator'ın güzel bir özelliği var. Go to slot diye bir özelliği var. Buna tıkladığımda burada istediğim sinyali seçebiliyorum. Biz yine aynı sinyali seçelim. Value change sinyali. Okey diyoruz. Burada header dosyasında ve kaynak dosyasında belirli bir formatta slot ismi verdiğini görüyorum. Bu slot ismi de 10 alt tire nesne adı, yatay kaydırıcının nesne adı ve sinyali. O yüzden de pyqt slot fonksiyonu da bu tarzda yazarsanız çalışır. Bunun dışındaki bir formatta yazarsanız anlayamaz. Anlayamadığı için de bu fonksiyonu kullanamazsınız. Hemen dersimize geri dönelim. Fonksiyon adının yani slot adının nasıl olması gerektiğinden bahsettik. İkinci önemli nokta pyqt slot'u kodunuza eklemeniz gerekiyor. Eğer eklemezseniz yine bir hatayla karşılaşırsınız. Burada bir bağlantı yapmıyorsunuz. Connect fonksiyonu kullanmıyorsunuz. Sadece fonksiyonu az önce belirttiğim formatta yazıyorsunuz. Bu fonksiyonun bir satır üstüne de
at PyQt slot yazıyorsunuz. Burada dikkat edilmesi gereken bir diğer husus da burada herhangi bir şey yazmayabilirsiniz. Eğer slotunuz herhangi bir parametre almıyorsa, eğer alıyorsa da bunun tipini burada yazıyorsunuz. Yani tanımlamış olduğunuz slot içerisinde değil de at PyQt slot ifadesi içerisinde bu fonksiyona gelen değerin yani değişkenin tipini burada belirtiyorsunuz. Bunlar önemli detaylar. Eğer bu detayları atlarsanız tanımlamış olduğunuz bağlantılar beklediğiniz gibi çalışmaz veya hata alabilirsiniz. Hemen bunun nasıl çalıştığını da gösterelim. Kolaylık olması için hemen kopyalayacağım şu kısmı. PyCharm'ın bu özelliğinden daha önce de bahsetmiştim. Eğer kullanmıyorsanız silik bir fonda oluyor. Daha sonra kullandığınızda bunun olması gereken renk tonlarına geldiğini görüyorsunuz. Bir de PyCharm'da şöyle bir özellik var. Bu sağda uyarı anlamına gelen sarılıklar var. Onları neden veriyor? Şu dersler 7 gibi veya uygulama pencere gibi benim yazmış olduğum Türkçe ifadeleri anlamadığı için buralarda hata olabilir diye beni uyarıyor. Ama ben bu Türkçe karakterden, Türkçe isimlendirmelerden kaynaklanan hataları almak istemiyorum. Onun için de buradaki kaydırıcıya gelip sağ tıklıyorum. Customize Highlighting Level diye bir seçenek var. Bunu da syntax olarak ayarlıyorum. Ve gördüğünüz gibi az önceki vermiş olduğu uyarılar gitti. Ve burası da yeşil oldu. Burası da sizin canınızı sıkmasın diye ayrıntılı bir bilgi olarak vermek istedim. Daha önceki yapmış olduğumuz bağlantıyı silelim. Burada slotumuzun ismi belirli bir formatta olması gerekiyor dedik. 10 alt tire nesne adı. Ve sinyal adı şeklinde. Eğer bu ifadede bir yanlışlık olursa yani nesne adında veya sinyal adında bir yanlışlık olursa hata alırsınız. Eğer hata alıyorsanız da bunları kontrol edin. Kaynağı bu isimlendirme olabilir. At PyQt slot diyoruz. Ve bu slotum yatay kaydırıcıdan gönderilen integer tipinde bir değer alacağı için onu da burada belirtiyorum. Şimdi bakalım düzgün bir şekilde bağlantıyı yapabildik mi? Çalışacak mı? Evet. At PyQt slot ile başarılı bir bağlantı yaptım. Bu isimlendirmeyi düzgün yapabilmişim ve hata almadan yapmış olduğumuz bağlantı çalıştı. Şimdi tekrar blok yazımıza dönelim. Bu signal slot bağlantılarının özelliklerinden bahsetmek istiyorum. Bir işaret birden fazla slota bağlanabilir. Böyle bir özellik var. Birden fazla işaret de aynı slota bağlanabilir. Yani fonksiyona bağlanabilir. Bunları daha gelişmiş, daha kompleks arayüzler geliştirdiğinizde bu özelliklere ihtiyacınız olacak. O yüzden bunları bilmeniz gerekiyor diye düşünüyorum. Böyle düşündüğüm için de bunlardan bahsediyorum. Bir işaret de başka bir işarete bağlanabiliyor. Bunu da yine ders içerisinde bahsetmiştim. Şimdi PyQt Signal fonksiyonunun kullanımına bakalım. Bu PyQt Signal ile de kendimiz bir işaret tanımlayabiliyoruz. Parçacığa özgü işaret değil de kendimiz sınıf içerisinde bir işaret tanımlayabiliyoruz. Onun için de yani bu özelliği yani hem PyQt Signal kullanımını gerçekleştirmek için hem de burada bir işaretin başka bir işarete bağlanabildiğini göstermek için şu akış diyagramını kod olarak yazacağız. Bu biraz kulağa ters taraftan tutmaya benziyor. Ama bu özellikleri kullanmak için böyle yapıyoruz. Çünkü şurada değer değişti sinyalini tek bir slota bağlayarak bu değişen değeri burada yazdırabiliyorduk. Şimdi ise yatay kaydırıcının değer değişti sinyalini bizim tanımladığımız MySignal adında bir sinyale bağlayacağız. Bu sinyali MySlot adında bir
slota bağlayacağız. Yani bu değer değiştiğinde Valio Change sinyali My Signal adındaki sinyali çağıracak. Bu da My Slot'u çağıracak. My Slot'ta gidecek. Buraya değer yazacak. Burada da PyQt Signal kullanabilmek için Qt Core modülü içerisinde bu sınıfı projenize eklemeniz gerekiyor. Burada bağlantı yaparken yine Connect fonksiyonunu kullanacağız. Şurada bahsetmiş olduğum bağlantıları Connect fonksiyonu ile daha rahat yapabilirsiniz. Şimdi projemize dönerek burada belirtilen akış diyagramını gerçekleştiren ve bir işaretin başka bir işarete bağlandığı kodlarımızı yazalım. PyQt Signal sınıfını kodlarımıza ekledik. Daha önce yapmış olduğumuz bağlantıyı siliyorum. Akış diyagramında öncelikle yatay kaydırıcının değer değişti sinyalini benim My Signal adında tanımladığım sinyale bağlıyordum. Bunun için de öncelikle benim sinyal tanımlamam gerekiyor. Hemen onu gerçekleştirelim. Bu sinyalim de yatay kaydırıcının o anki değerini integer tipinde alacağı için onu da burada belirttim. Eğer tanımlayacağınız sinyal herhangi bir değer almıyorsa burayı boş bırakmanız gerekiyor. Şimdi bağlantıyı yapalım. Yatay kaydırıcının değer değişti sinyalini kendi tanımlamış olduğum sinyale bağladım. Bu sinyali de yine kendi tanımlamış olduğum slota bağlayacağım. Az önce gösterdiğim akış diyagramı bu şekildeydi. Hemen o bağlantıyı da gerçekleştirelim. Tanımlamış olduğum sinyali yine tanımlamış olduğum slota bağladım. Bu slotu da yazalım. Slotu da hemen hızlıca yazdım. Bakalım hata yaptık mı yapmadık mı? Projemizi çalıştıralım. Projemiz beklenildiği gibi düzgün bir şekilde çalışıyor. Az önce de belirttiğim gibi yatay kaydırıcının değer değişti sinyalini kendi tanımladığımız sinyale bağladık. Bunu da yine kendi tanımladığımız slota bağladık. Bu slotta etikete belirlemiş olduğumuz ve yatay kaydırıcının o anki değerini belirten ifadeyi yazıyor. Böylelikle bir sinyalin başka bir sinyale bağlanabildiğini gördük. Örnek saçma gelebilir, kulağa tersten tutmak gibi, ama bu kullanımı göstermek için yapılmış olduğunu tekrar belirtmek istiyorum. Diğer belirtmek istediğim konu ise emit fonksiyonu kullanımı. Burada az önceki akış diyagramında biz arayüz üzerinde yatay kaydırıcının değerini değiştirdiğimizde buradan bir sinyal yayınlandığını belirtmiştik. Emit ifadesinin Türkçe karşılığı da zaten yayınlanmak. Yani bu sinyalin ortaya çıkmasını bizim arayüz üzerinde yapmış olduğumuz işlem tetiklemişti. Bir de biz kod içerisinde belli işlemler yapıldığında kendimiz sinyal yayma işlemi yapabiliriz. Orada da yine kendi tanımlamış olduğumuz sinyalleri kullanıyoruz. Veya arayüzde ön tanımlı sinyalleri de kullanabilirsiniz. Buradaki akış diyagramımız nasıl olacak? Kullanıcı yatay kaydırıcının değerini değiştirecek. Burada Value Change sinyali yayınlanınca burada tanımlamış olduğum fonksiyona göndereceğim. Bu fonksiyon içerisinden tekrar emit ifadesiyle bir sinyal yayınlayacağım. Bu sinyali başka bir slota bağlayacağım. Bu slot da az önceki gibi etikete değer yazacak. Yine bu da kulağı tersten tutmak gibi bir örnek. Ama bu kullanımları anlatmak için böyle bir örnek yapmayı tercih ettim. Hemen gerekli işlemleri yapalım. Burada değer değişti sinyali ne bir slota bağlamamız gerekiyor. Az önceki yapmış olduğumuz My Signal, My Slot bağlantısına dokunmayalım.
Çünkü aynı bağlantı bu bir önceki örnekte de geçerliydi. Sinyal tanımlama işlemine dokunmayacağız. Bu bağlantı işlemine dokunmayacağız. Sadece yeni bir slot yazacağız. Bu slot içerisinde de emit fonksiyonunu kullanacağız. Ve value change sinyalinin myslot'a olan bağlantısını iptal edeceğiz. Yani sileceğiz. Hemen gerekli işlemleri projemizde yapalım. Burada mySignal ifadesine bağlamıştık. Bunu siliyoruz. İkinci bir slot tanımlamamız lazım. Kaydırıcı slot adında yeni bir slot tanımladım. O tanımlamayı yazalım. Burada yeni tanımlamış olduğumuz fonksiyonda kaydırıcıdan gönderilen o anki değeri belirten integer değeri alacak şekilde yazılıyor. Ve burada tanımlamış olduğumuz sinyali yazıyoruz öncelikle. Ve emit fonksiyonu ile tanımlamış olduğumuz sinyalin yayınlanmasını, harekete geçmesini istiyoruz. Ve bunun da yine index yani yatay kaydırıcıdan gönderilen değeri emit fonksiyonu ile kendi tanımlamış olduğumuz sinyale ekliyoruz. Bu sinyal de neye bağlıydı? My slot fonksiyonuna bağlıydı. Sinyal yayınlanınca bu fonksiyona geleceğiz. Bu fonksiyonda etikete değer yazacak. Bakalım çalışıyor mu? Gördüğünüz gibi kurgulamış olduğumuz senaryo ve yazmış olduğumuz kodlar beklenildiği gibi düzgün bir şekilde çalışıyor. Daha önce de belirttiğim gibi biraz uzun ve zahmetli bir iş oldu. Ama burada da kendi tanımlamış olduğumuz sinyalin nasıl harekete geçirildiğini emit fonksiyonunun kullanımı ile öğrenmiş olduk. Eğer sinyalimiz herhangi bir parametre almıyorsa emit fonksiyonu içerisinde de herhangi bir şey yazmıyoruz. Eğer alıyorsa da aldığı parametre sayısınca buraya parametrelerimizi ekliyoruz. Son sorumuz ise Signal Slots bağlantısı nasıl kaldırılır? Burada da connect fonksiyonu ile yazmış olduğumuz ifadenin aynısını disconnect ile yazıyoruz. Buna da 2 saattir, 2 derstir nasıl yapıldığını öğrendik Signal Slots bağlantısının. Neden iptal ediyoruz gibi bir soru gelebilir. Ama bunu da daha önce belirttiğim gibi gelişmiş kompleks arayüzler hazırladığınızda bu ifadeye de ihtiyacınız olan durumlar oluşabilir. O yüzden de bu konuyu da belirtmek istedim. Hemen bunun da nasıl kullanıldığına bakalım ve dersimizi bitirelim. Projemizde kaydırıcının değer değişti sinyaliyle yazmış olduğumuz kaydırıcı slot arasındaki bağlantıyı iptal etmek istiyorum. O yüzden de aynı ifadeyi disconnect ile yazıyorum. Şimdi ne olacak? Senaryomuza geri dönelim. Yatay kaydırıcının değerini değiştireceğim. Ve yatay kaydırıcı slot fonksiyonuna bağlı olduğu için bu slot fonksiyonuna gidecek. Yani kaydırıcı slot fonksiyonuna gelecek. Ve buradan tanımlamış olduğum mySignal yayınlanacak. Ve hemen peşinden de bu yapmış olduğum bağlantıyı koparıyorum. O yüzden de MySignal'da MySlot'a bağlı olduğu için ilk yapmış olduğum değişikliği arayüz ekranında yazacak. Ama sinyal yayınlandıktan hemen sonra bu bağlantıyı kopardığım için sonrasında yapacağım tüm değişiklikler artık geçerli olmayacak. Çünkü o bağlantı koparıldı. Hemen çalışıp çalışmadığını kontrol edelim. Gördüğünüz gibi ilk değer değişikliğini bahsettiğim gibi yazdı. Sonrasında yatay kaydırıcı üzerinde yapmış olduğum tüm değişiklikler geçersiz. Çünkü yapmış olduğum bağlantıyı disconnect fonksiyonu ile kopardım. Ve dersimizin sonuna geldik. Benim için yorucu ve uzun bir ders oldu. Ama bu ders ile birlikte PyQt 5 ile arayüz geliştirme derslerinin temelini attığımı düşünüyorum. 2 adet kurulum videosu
ve 7 adet ders ile birlikte PyQ3-5 ile arayüz geliştirmenin temellerini attık diyebiliriz. Bundan sonra dersin başında belirttiğim gibi arayüz üzerinde kullanılan elemanların, fonksiyonların, sınıfların özelliklerini öğreneceğiz. Bu özellikleri öğrendikçe de daha güzel, daha kullanışlı, daha çok ihtiyacınızı karşılayabilecek arayüzler geliştirmeye başlayacağız. Bir sonraki derste görüşmek üzere.